Mahmut Erdal'la Türküler Üzümüz devam ediyor. Evet Deste, bu arada Gül Tuncer. Evet Mahmut diye bir kızımızı getirdin. Bunun bir bağlamasını dinleyelim. Şimdi onu evet. Önce bir iki kelime söyleyeyim. Tamam. Sevgili Mustafa Kılçık böyle her yere gitmez. Herkese bağlama çalmaz. Evet. Beni kıramadığı için. Çünkü kendisinin kaç tane yönetmenliği vardır. Bir sürü türküleri vardır. Bizim evet. Sanatçılarımız okumuştur birçoğu. Ve Avcılar'da da, Avcılar Parseller'de de dershanesi var. Evet. Gülüş dershanesi. Orada gördük, kızımız çok güzel, çok hoşuma gitti. Bir evet. dinlemek istedik. Dedim Mustafa beraberinde getir, bir dinleyelim. Bir böyle gün, sizin gibi ustaları da bulmuşken. Bir gün müsait olursa talebelerden birlikte gelir, burada güzel bir program çekim yaparız yani. Oldu evet. Gül'ü bir dinliyoruz. Yüreğine sağlık. Elinize sağlık canım. Çok İnşallah güzel. Daha güzel şeyler bekliyoruz. Bu arada bir boşlukta bize. Ben diyorum ki 21. asıra girdiğim şu günlerde ülkede özgürlük için, çağdaşlık için çırpınan insanları sarıya peçeye bürüyüp orta çağın karanlığına götürmek isteyen bir takım beyni kokuşmuşlara yüreğimde şöyle gelmiş. Demek istiyorum. Nedir bu türban ya son günlerde? Diyorum ki asırlardan beri kafa yapını eşekler değişti, sen değişmedin. İlkel kaldın, yırtamadın kabını, eşekler değişti, sen değişmedin. Arap kültüründe aldığın dersin, tarihler boyunca belatın şersin. İlime ters düken bahar bir körsün, eşekler değişti, sen değişmedin. Arap'ın öküzü, acemin malı, ilim meyve verdi, sen kaldın çalı. Başında yuları, ayakta nalı, eşekler değişti, sen değişmedin. Çok sevdin cehalet fırlamasını, karabaşlı gibi hırlamasını, çıkıp mevkilerde zırlamasını, eşekler değişti, sen değişmedin. Alimler okudu, alimler yazdı. Arifler düşünüp mantıktan süzdü. Maymunlar füzeyle fezada gezdi. Eşekler değişti, sen değişmedin. Mahmut Erdal der ki bu nasıl haldı? Cehalet oynadı, yobaz tep çaldı. Babandan dedenden miras mı kaldı? Eşekler değişti de sen değişmedin. Ağzına yüreğine sağlık. Ne diyeyim? Mahmut amca. Ben demin zaten başlangıçta çok güzel şiirlerinizde örnekler sunuldu.
acaba ibret alanlar var mı diye sordum. Bunun üzerine de söylenecek hiçbir şey yok, ne diyeyim ben. Mutlaka alacaklardır abi. Evet, dönüyoruz Hasan Erdoğan'a. Neler diyecek bize Hasan Erdoğan? Ben felekten davacıyım. Kaybedecek neyim kaldı? Kem talihim kötü kadar. Kaybedecek neyim kaldı? Orada tuzumuz bulunsun. Bir tane de ben okuyayım bir tane. Başım gözüm üstüne. Evet. Bilmek tabii ki. Memnuniyetle Mahmut Hanım. Destek Günaydın'la birlikte. Tamam. Lokal yaparsa. Tabii ki başım gözüm evet, üstüne. Evet, şunu şöyle biraz alalım. Şöyle çevirelim bu nedir? Tamam. Dur. Bana değil. Tamam. Böyle. Ne
ben sargeyleme, salma arayı. Bir özüm bilmez de Leyli Leyli Leyli, bildiremezsin, bildiremezsin. Müşteri olmadan gelip geçene, gel al demeyin en Leyli Leyli Leyli, aldıramazsın, aldıramazsın. Müşteri olmadan gelip geçene, gel al demeyin en Leyli Leyli Leyli, aldıramazsın, aldıramazsın. Ne güzel kapıdır gözüken kapı, oradan gelir geçer Leyli Leyli Leyli, kulların hepi, kulların hepi. Yüz bin emek çeksen yapılmaz yapı, kumda duvar örme Leyli Leyli Leyli, kaldıramazsın, kaldıramazsın. Yüz bin emek çeksen yapılmaz yapı, kumdan duvar örme Leyli Leyli Leyli, kaldıramazsın, kaldıramazsın. Derviş Ali'dir ki koyman hayını, herkes beğenmiştir Leyli Leyli Leyli, kendi huyunu, kendi huyunu. Dibi delik kaba hakkın suyunu, taşıyıp yorulma Leyli Leyli Leyli, dolduramazsın, dolduramazsın. Dibi delik kaba hakkın suyunu, taşıyıp yorulma Leyli Leyli Leyli, dolduramazsın, dolduramazsın. Ağzınıza, yüreğinize sağlık Mahmut amca. Şimdi Ali'nin bir şeyini de anlatayım da desteğe dönmeden önce. Adamın birisi fırında 3 tane ekmek almış. Eve gitmiş. İkisini bölmüş, yemişler. Birisini de bölünce içine çorap çıkmış. Koşarak gelmiş fırına, demiş ki ya hiç mi utanmıyorsunuz? Bir ekmeğimiz var, onu da bize zehir ettin demiş. Fırıncı bakmış ki rezil olacak. Ne diyorsun kardeşim demiş. Görmüyor musun ekmeğin içine demiş, çorap çıktı demiş. Yok, takım elbise mi çıkacak demiş. Çok güzeldi Mahmut amca. O kadar çıkar o ekmeğin içine. Evet, desteğe dönüyoruz. Deste CD'den mi okuyacaksın? Canlı mı okuyacaksın? Bir tane CD'den son halayımız var Mahmut amca. Tamam. Bir tane çık oradan okuyayım. Mı? 14 numara. 14 numara, evet. Tamam, tamam.
Ferman yazmış, fermanları bozarlar. Dağlarda türkü söylerler, derde derman bulurlar. Besti de Leyle hanım ley, ben de duram halaya. Bugün Nevroz günü gelmiş, herkes dursun halaya. Dese yüreğine sağlık. Teşekkür ederim Ahmet amca. Bir deyim var, diyor ki, deh demeden yürüyen at, hayırlı olursa evlat, bir de iyi olursa avrat, düğüne gerek ne, gir oyna, çık oyna. Çık oyna diyor evet. Ha babam ha yürümez at, bir kaşık su vermez evlat, bir de köt olursa avrat, ölüye gerek ne, gir ağla, çık ağla diyor. Evet, böylece bir programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben diyorum ki ne yettiniz geldiniz. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Hoşça ve dostça kalmadan demeden önce bir şeyler söylemek isterseniz buyurun. Valla ben şunu söylemek isterim daha doğrusu her şeyden önce. Tabii sizlere ve televizyonumuza, Dem TV'ye canı gönülden teşekkür ederim. Bütün emeğe geçen dostlarımıza. Gönül isterdi ki tabii birkaç türkü daha okuyalım. Hatta isimlerini yazdım ben. İlyas Özdemir, Kazım Özdemir, evet, evet, Asaf evet. Çoban, Ali Özmen Bey, Necdet evet. Döner, Kenan Erguan, Kıvram Ali Erguan. Ve ismini sayamadığım çok yakın dostlarıma armağan edeceğim. İyi de çiçeğini okuyamadım, çok üzgünüm. Burası senin yerin, bir daha gelirsin. Ama benim o türküler içerisinde, onların da tabii çok sevdiği türküler var. Hele Erik Gözlüm. Evet. Benim söyleyecek şeylerim, canı gönülden teşekkür ederim. Buradaki müzisyen dostlarıma, arkadaşlarıma gözlerinden öperim. Ayrıca desteğe de çok teşekkür ederim. Zaman sonra yine karşılaştık, buluştuk.
Evet. İnşallah Cankat'la da burada... İnşallah beraber, birlikte. İki oğlum Bülent Erdoğan'la ve Cankat'la mutlaka programına geleceğiz i̇nşallah, dedi. İnşallah. O güzel kasetini burada işte sevmeyi sen alıştırdın. İnşallah, belki de kasetin ismi o olacak. Evet. Onu size ulaştıracağız en kısa zamanda. Çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunarım herkese. Sağ olun, var olun. Evet. Ben de tüm DEM TV emekçilerine ve size sonsuz teşekkürler ediyorum. Sağ olun, çok sağ olun. Ömrünüz uzun olsun. Ömrünüz uzun olsun ki bu güzel türküler gelecek nesile taşınsın diyorum Mahmut amca. Ben de dostça ve hoşça kalın diyorum.